Anne, Sinir'i gördün mü? Bugün mü gidiyor onlar? İsim ne bileyim ben? Çınar'ın bekçisi miyim? Bu evde kuş uçsa senin haberin olurdu anne. Gitse de kalsa da seni ilgilendirmez. Daha önce ben ne söyledim sana? Deniz'le Çınar'ın evliliğine karışmayacağım. Kesinlikle. Ne yaparlarsa yapsınlar, sen ilgilenme. Tamam. Sen nereye? Dışarı çıkacağım. Bir iki işim var. Tamam, ben de geleyim hazırlanıp, bekle. Derneğe gidiyorum, sıkılmam diyorsan gel. Aa, iyi olur aslında. Bir iki işin de ucundan tutmuş olursun. Yok, ben hiç almayayım öyle dernek falan, şimdi sıkıcı işler, hiç gelemem. Ben gidip odamda sıkılayım en iyisi. İyi, sen bilirsin. Teklif var, ısrar yok. Nereye gideceğiz Çınar? Evimize. Hayallerini kurduğumuz yuvamıza gideceğiz. Bizim evimiz burası. Benim evim sadece sensin Deniz. Hiçbir yer, hiç kimse değil. Sadece sensin. Hadi gidelim. Çınar! Deniz, hadi gidelim dedim. Benim evim artık neresi bilmiyorum ki. Meltem tutuklandı demek ha? Ne olmuş peki yani? İfadesinde ne demiş? İfadesinde ne dediğini bilmiyorum. Birinin adını vermiş mi yani? Ortağı falan var mıymış? Sen niye bu kadar merak ettin bunu? Şey canım, yani merak edilmeyecek bir şey mi bu? Yani kim olsa merak eder. Sonuçta Meltem böyle kötülük yapacak birine benzemiyordu. Öyleymiş ama. Tek başına planlamış. Tek başına planladığını biliyoruz, değil mi yani? Evet, öyleymiş. Ruh hastası bir manyak olduğu için ortağa ihtiyaç duymamış. Gerçekten manyak bir şey o. Cezasını buldu sonunda. Öyle öyle. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Ben çıkıyorum Suzan. Akşam yemeği için hazırladığım menüde eksik istemiyorum. Tam listeyi hazırlarız ama. Geçen gün fark ettim. Kafana göre tarifte değişiklik yapmışsın. Yok, değiştirmedik Ahu'nun. Ben ne yediğimi bilmiyor muyum canım? Değiştirmişsin işte. Bir daha sakın yapma. Yani yerleşik bir damak sevkimiz var bizim. Siz nasıl isterseniz Ahu'nun. Nereden çıktı şimdi ya? Alo Nurhan'cığım. Ah Ahu'cum, nasılsın? Ay canım, çok özledim vallahi. Yüzünü gören cennetlik. Nerelere kayboldun? Özlettin kendini. Ay, ben de çok özledim canım. Ama inan kendimi ayıracak 5 dakika bile bulamıyorum. Yoksa biliyorsun ilk arayacağım insan sensin. Ay biliyorum hayatım da. Ben de şey diyecektim, biliyorum yoğunsun ama... Hani bir kahvelik zaman ayırabilirsin, bugün görüşsek diyorum. Gerçekten hiç vaktim yok. Ama ilk fırsatta arayacağım seni, söz veriyorum. Tamam, olur. Öpüyorum seni o zaman, herkese selam söyle. Unutma bak, görüşeceğiz. Hoşça kal.
Tamam canım, görüşürüz. Ben de öpüyorum. Ela Erduran. Benim. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Beni affet sevgilim. Yalçın. Sen biraz daha sürün de. Ondan sonra bakarız. Çiçekler de ulaşmış. Niye aramıyor bu kadın beni? O aramıyorsa ben arayayım. Yok artık, meşgul attı. Of be Ela'dan, ne kadar uzatacaksın acaba? Yok, düşüne düşüne kafayı yiyeceğim. Çınar nerede acaba? Tamam. Düşünme Deniz. Düşünme. Kitap okuyayım. Kitap okuyayım. Of. Yok, dayanamıyorum. Arayacağım. Arayacağım. Ama Fehmi baba da yalnız kalsın demişti. Yani o böyle dediyse vardır bir bildiği. Of. Efendim ablacığım. Alo. Ablacığım iyi misin? Nasılsın? İyiyim. Çalışıyorum. Sen nasılsın? Ben hiç iyi değilim Öykü. Annemle konuşmak istiyorum ama konuşamıyorum. Aradım, açmadı. Sağlığı nasıl? İyi mi? Çok kızgın mı bana hala? Ya ablacığım, kızgın değil de, yani biliyorsun işte durumu. O da iyi değil, söyleyemiyor ama seni çok özledi. Keşke böyle olmasaydı abla. Ya keşke ipleri bu kadar koparmasaydınız. Keşke. Ama olanı değiştiremem artık. Yine de keşke böyle olmasaydı. Öykü, ben annemi çok özlüyorum. Ya canım ablam benim. Ne olur kendini bu kadar üzme. Hiçbir şey gelmiyor ki. Senin için hiçbir şey yapamıyorum. Sen yapamazsın Öykü. Ama ben yapacağım. Görüşürüz ablacığım. Yapacağım. Her ne olursa olsun ben gidip annemle görüşeceğim. Göreceğim onu. Başından ceremesini ben çekiyorum. Bakacaksam tabii ki bakacaksın Deniz'e. Ay! Of! Ne işim var benim bu varoş mahallede ya? Neler olmuş neler. Of. Şu Hatice'nin kızını anlatsana bir. Aa, senin haberin yok mu ayol? Yok. Aa, sen bilmiyorsun. O kız 2 gün evvel anasının babasının evine döndü. Allah onlar size. Anası babası ortalığı mahvetmiş. Aa, bilmiyorum. Ya neden? Kaçtı adam, evli miymiş kız? Evliymiş. Vallahi günah boynuna, öyle dediler. Duyduğuma söylüyorum. Aman biliyor musun? Canım, nasılsın? Ay, duydun mu Jale'nin evinde olanları? Ay, neresiyle aileymiş bunlar böyle? Bu nezih mahallede bu kadar ahlaksız olabileceğini tahmin etmezdim. Yılmaz ailesine neler olmuş öyle? Kimden bahsediyor bu kadın? Dur kız, duyamıyorum bu kadını ben.
Aysel'in kızı Deniz var ya, para için kendini satmış. Aa, ay annesi de çanak tutmuş bu duruma. Ay böyle ahlaksızlık olur mu ya? Bacım bakar mısın bir? Gel gel. Gel. Ay tamam canım, ben seni sonra ararım. Telefonda söyledikleri doğru mu? Ay duydunuz mu? Ya ben dedikodu yapmayı hiç sevmem. Utanıyorum bu konuda konuşmaktan. Ay bir anne evladını para karşılığında nasıl satar? Demek ki doğru. Geçen bizim kız görmüş. Aysel'in gücünü de eve olanlar getiriyormuş. Hem de lüks arabalarla. Artık nereden buluyorsa o zengin adamları. Anası buluyordur, kız nereden bulacak? Ay Allah, çoluğumuzu çocuğumuzu bir insanlardan korusun. Kızları ahlaksız, anneleri onlardan beter. Baba desem kumarbaz. Ay neyse, sohbetinize doyum olmaz hanımlar. Ben gidiyorum. Ay bir çaya buyursaydınız, bir çay içseydik hiç olmazsa. Gel gel, bir de dedikodular yaparız, gel. Sonra dedikodu yaparız. Yani benim acilen gitmem gerekiyor. Görüşürüz. 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 Hoşçakalın. Çok fenalar ya. Neler oluyor ya. Bir anneye bak ya. Bir de temizlik. Ahlaksız bunlar. Ne diyorsun? Ortam da tam çekirdek çitlemelik oldu. Buraya da çok yakışıyor. Farkındaysan annem seni baya tutuyor. Üstelik sadece çalışan olarak değil, bayağı karakterini öve öve bitiremiyor kadın. Meltem'in iftirasını ortaya çıkardıktan sonra birazcık gözüne girdim galiba. Galiba falan değil sevgilim. Tamam, tamam Öykü. Bu iş yerinde benden sonra en çok güvendiği kişi sensin. Yani sensindir diye tahmin ediyorum. Çünkü ben oğluyum sonuçta. Ya da ne bileyim, neyse. Ne yapalım şimdi biz bu bilgiyi? Leyla Hanım beni çok seviyor ve bana çok güveniyor. Ne demek bu? Şu demek Öykücüğüm, artık ilişkimizi anneme söyleyebiliriz. Gerçekten mi? Evet. Leyla Hanım'a söyleyecek misin? Söyleyeceğiz tabii. O Meltem manyağı araya girmeseydi çoktan söyleyecektik zaten. Şunlara bak ya. Ben bunca zamandır terfi beklerken Öykü Hanım dün bir bugün iki yalaka pislik. Yardım edeyim dedim. Kadın işi üstüme bırakıp kaçtı. Neyse, işte soyalanıyorum. Bilmiyorum, bakalım evde mi? Kolay gelsin Aysel. Aa, sağ olun. Buyurun oturun isterseniz. Yok, oturmayalım. Biz bir şey duyduk da doğru mudur diye sana sormaya geldik. Hiç inanmadık ama konu komşunun ağzı torba değil ki büzesin. Bilmende fayda var dedik. Ne konuşuyorlarmış? Şu senin büyük kız para karşılığı kendini satıyormuş diyorlar. Ne diyorsun sen be? Vallahi söyleyenlerin yalancısıyız biz. Benim evime gelip kızım hakkında abuk subuk konuşamazsınız. Ne heyleleniyorsun canım? Duyduğumuzu söyledik işte. Zengin aileye gelin gitti dedin. O da nasıl oldu anlamadık ama. Sen ne demek istiyorsun? Söyle bakayım bana. Biz ne diyeceğiz be? Duyduk ki söylüyoruz. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Gidin bahçemden defolun. Aa, ahlaksızlığı yapan senin kızın. Çanak tutan da sensin. Biz mi suçlu olduk şimdi yani? Bana bak.
Bize diklenene kadar kızlarını düzgün yetiştirseydin Aysel Hanım. Bak, defolun gidin, elimden bir kaza çıkacak. Anne. Anneciğim. Bir de haklı gibi üste çıkıyorsun, ne ayıp. Kızının foyası ortaya çıktı ya, kudurdun tabii. Kızım hakkında doğru konuş. Annem. Anneciğim iyi misin? Gitsin bu kadınlar. Siz ne yaptınız sanıyorsunuz ya? Ne işiniz var burada? Ne dediniz de annemi bu hale getirdiniz? Ayıbından utanmadan konuşuyor bir de. Çıkın gidin evimizden. Çıkın hadi. Tamam gidiyoruz. Ayıp be. Ayıp. Şuraya bak. Anneciğim. Gel hadi dinlen içeride. Gel yaslan bana. Gel annem. Gel anneciğim. Gel, geç şöyle. Al anneciğim iç. Daha iyi misin? Bir hastaneye gidelim mi? Doktor bir şey der belki. İstemez. Anneciğim. İyi değilsin, gel otur hadi. Çekil git başından. Git gözüm görmesin seni. Senin yüzünden el alemin diline düştük be. İnsan içine çıkacak yüz bırakmadın bizde. Sen benim yüzümden mi kavga ettin? Ne ettiysem ettim. Hadi çık git buradan. Anneciğim bak yapma böyle, iyi değilsin. İzin ver senle kalayım ne olur. Benim sana ihtiyacım yok. Senden gelecek hiçbir şeye ihtiyacım yok. Defol. Anneciğim ne olur bak lütfen çık, bir dinle dedim. Beni. Anneciğim lütfen beni bir dinle artık. Konuşalım ne olur anne. Defol git buradan. Ve bir daha da bu eve gelme. Anne. Anneciğim. Anne. Ne oldu, neden geldin kapıma? Sen telefonlarımı açmayınca çok bir şansım kalmadı. Ya sokakta köşede bekleyecektim. Balkona çıkarsın da o güzel yüzünü görürüm diye. Ya da bir cesaret kapına dayanacaktım. İnsafa gelip içeri alırsın diye. Geçeceğim. Güzel sevgilim benim. İçeri geçebilirsin dedim. Affettim demedim. Ya Ela bu kadar uzatacak ne var? Sıkıldım artık bu mutlu aile tablosu işinden. Artık beni sevdiğine inanmıyorum. Benim seni inandıracak bir şey var ama elimde. Biliyorum, mücevher aldım yine. İstemiyorsan. Öyle bir şey demedim. Sen hala çalışıyor musun ya? Ufak tefek değişiklikler yapmam gerekiyordu. Birazdan biter. Ya ufak tefek dediğine göre senin en az 2 saat işin var. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorum ya? Sevgilimle vakit geçirmek istiyorum. Hadi gidelim. Biri görecek. Ayrıca unuttun mu? İş yerinde profesyonel iş arkadaşı gibi davranacaktık. Unuttum. Hadi gel gidelim. Hadi 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 kalk Nazlı. Ya biri görecek diyorum. Hadi gidelim. Ya değilsin sen. Hadi. Anne bak yalvarırım aç kapıyı ne olur. Anne lütfen bırakma beni burada. Anneciğim. Anneciğim aç en azından senin iyi olduğunu bileyim ya lütfen. Anne. Anne bak ben seni utandıracak bir şey yapmadım yemin ederim. Ben kötü bir şey yapmadım inan bana. Anneciğim. Anne hadi bak dinle beni. Hadi aç kapıyı lütfen. Anne hadi beni burada bırakma aç kapıyı.
Ben gerçekten senin kızın değil miyim artık? O yüzden mi beni dışarı atıyorsun? O yüzden mi yok sayıyorsun? Anneciğim. Annem. Yok. Yok. Benim ne evim, ne ailem. Hiçbir şeyim yok artık. Değil işte. Barıştık mı? O kadar kolay değil. Benim seni sevdiğini kanıtlamam için artık benim ne yapmam gerekiyor? Bak, gerçekten benim bildiklerim bitti. Sen söyle, ben onu yapayım. Tamam. Benimle ulu orta el ele yürüyebilir misin? Bunu yapabilir misin? Ela, bunu yapamayacağımı biliyorsun. Ben de bundan bahsediyorum işte. Sıkıldım artık ya. İnsanlar duyar mı, öğrenir mi? Ahu duyar mı? Ne zaman ahu duyarsa duysun diyeceksin. Hayat, en doğru zamanda. Bak, doğru zaman gelsin, herkesi geride bırakacağız. Sadece ikimiz olacağız, söz veriyorum. Ne zaman gelecek o doğru zaman? Çok yakında. Barıştık mı? Yalçın, benimle daha fazla vakit geçirmeni istiyorum artık. Kendimi dışarı atılmış gibi hissetmek istemiyorum. Seni muhteşem hissettireceğim. Söz veriyorum. Niye geldik buraya? Benden başka hiç kimse bulamasın diye kaçırdım seni. Çok tatlısın ama benim işe dönmem gerekiyor. Sonra işi safsaklıyor falan dersiniz. Kim der? Ben mi? Patronlarım. Yani evet, sen de demiş oluyorsun. Birincisi, ben öyle bir şey söylemem. İkincisi, hiç kimse bizim burada çalışmadığımızı iddia edemez. Hı. Ne yapıyoruz da çalışıyoruz biz burada? Defile kıyafetlerini test ediyoruz. Şifreli konuşmasana. Ya şifreli mifreli konuşmuyorum. Nerede o kıyafet? Heh. Çok güzel değil mi? Peki bunu benim için dener misin? Defile kıyafetini denememi mi istiyorsun? Hı hı. Bunu isteme sebebin çıldırmış olmam, yani ben pek anlamadım da. Yoo, tamamen iş gereği. Ben de inandım. Şöyle açıklayayım. Defilenin en güzel parçasını dünyanın en güzel kızı üzerinde görüp otomatikman kendime moral ve motivasyon de... Neyse ne işte ya, çok güzel bir parça. Sana çok yakışacağını düşünüyorum. Dener misin? Tamam. Çık ama ben çağırmadan gelme. Kapıdayım. Lütfen. Anne. Seni affetmemi mi istiyorsun? Her şeyden çok istiyorum anne. Olur, affederim. Anneciğim. Yeniden bir aile oluruz. Sana yeniden kızım derim. Anne, seni çok seviyorum. Ama bir şartım var. Ne şartı? Çınar'dan ayrılacaksın. Seni affetmemi istiyorsan Çınar'dan boşanacaksın. Bak, bana daha fazla vakit ayıracaksın, söz verdim. Her fırsatta sendeyim. Hatta gerekiyorsa bunun için fırsat yaratacağım. Sadece evde değil, dışarıda da görüşeceğiz ama. Hatta daha sık yemek yiyelim. Ya acaba tatile mi gitsek? Böyle güzel bir otele falan. Ay, çok güzel olur. Tamam, ona da bakalım ama artık benim çıkmam gerekiyor. Tamam, ama söylediklerimi unutma, olur mu?
Yoksa bu güzel yüzü bir daha göremezsin. Hmm. Ben bu güzel yüzü göremezsem ölürüm, biliyorsun değil mi? Hadi ben kaçtım. Görüşürüz aşkım. Sadık, sana dikkatli ol dedim. Tam işi bitireceğiz, bulduk derken adamı elinden nasıl kaçırırsın ya? Ben de bilmiyorum Fehmi Bey. Bir yerden haber almış olmalı. Yoksa nereden bilebilir ki geleceğimi? Bu hiç iyi olmadı. Bu işin peşini bırakmayacağım. Hangi deliğe girerse girsin bulup çıkaracağım oranı. Bana güvenin. Sadık, hiç vaktimiz yok. Tekinden önce mutlaka bulmalıyız. Elimden geleni yapacağım. Elinden gelenin fazlasını yap. Bu oranın takıldığı yerleri bir araştır. Belki bir ipucu bulabiliriz. Aynen öyle yapacağım. Merak etmeyin. Bak diyorum, Galatasaray Avrupa'ya çıkacak. Bu o kız değil mi lan? Hay vallahi o. Baksana buraya. Pişt, beklesene güzelim. Gidin başımdan. Ne var, ne istiyorsunuz? Satılıkmışsın. Öyle diyorlar. Ne diyorsun be sen? Kes sesini. Kaç paraya gidiyorsun güzelim? Söyle de bilelim. Bizden o kadar para çıkmaz zannediyorsan emin olma. Bir ortağımı buluruz elbet. Ne terbiyesiz insanlarsınız. Söyleyene bak. Bırakın beni. Bırak kolumu ya. Konuşuyoruz ya. Sakin olsana. Fiyatını söylemeden hiçbir yere bırakmam seni. Açım. Dur dur. Develeme dur. Ne oluyor lan? Deniz. Deniz. Yeterim. Sınar. Ne oluyor lan? Ha? Bırak. Bıraksana lan. Kız halinden memnun, sana ne oluyor lan? Ne diyorsun lan sen? Sınar tamam. Sınar lütfen tamam. Artık lütfen. İyi misin ha? Deniz. Öyle vurulmaz. Böyle vurulur. Ya yeter, bırakın artık. Ulan sen. Ya yeter, bırakın lütfen. Tamam Çınar, tamam. Çınar, tamam. Çınar. İyi misin? Ben iyiyim asıl, sen iyi misin? Ben iyiyim, beni boş ver. Ne diyordu bu köpekler? Ne istiyor senden Deniz? Ben bilmiyorum. Ben onları tanımıyorum. Çınar bir anda geri dön. Tamam hayatım, korkma. Hadi gel gidelim. Efendim? Yok, hayır, eve gidiyorum. O anlaşmaya ben onay verdim. Yalçın'da imza yetkisi var. O atı versin. Tamam. Görüşürüz. Mustafa'nın öldüğü zamanında kimler çalışıyormuş, her şeyi araştırmanı istiyorum. İsimleri, adresleri, aileleri hakkında her şeyi öğreneceğiz. Bir de onlardan dinleyelim bakalım şu Mustafa'nın hazin ölüm hikayesini. Dikkatli ol. Kimse bilmesin araştırdığımızı. Hadi göreyim seni. Tamamdır efendim. Eğer kardeşimin ölümünde bir parmağın varsa, son benim elimden olacak Fehmi Koca Bey. Al. Abi Allah rızası için al. Oğlum başındaki ne sırasın be? Abi Allah rızası için abi, bir ekmek parası.
Allah razı olsun abi, sağ olasın abi. Allah senin günahlarını affetsin abi. Keşke o kadar kolay olsaydı. Abi bir çorba parası, gözünü seveyim. Allah versin. Soğuktan üşüdük abi. Allah versin. Abi ne olursun Allah. Gözünü seveyim. Çoluk çocuk. Git lan! Ya nereye gitti bu herif, uçmadı ya. Hayda. Gözlerime inanamıyorum. Çok güzel olmuşsun. Olmuş mu cidden? Sen nasıl bir şeysin ya? Ben de ne kadar şanslı bir adamım ki senin kadar güzel bir sevgiliye sahibim. Anne? Deniz, daha iyi misin? O adamların seni çok korkuttuğunu biliyorum. Ama artık geçti. Ben yanındayım. Korkma sevgilim. Sana kimse zarar veremez. Sorun bu değil ki Çınar. Ne oldu Deniz? Sorun ne? Çınar'dan ayrılacaksın. Seni affetmemi istiyorsan... Çınar'dan boşanacaksın. Çınar, seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ama... Boşanmak zorundayız biz. Ne boşanması Deniz? Nereden çıktı şimdi bu? Çınar, değişen bir şey yok ki. Zaten her şey kötüydü. İyi olan sadece bizdik. Ama yetmiyor işte. Evet Deniz, değişen bir şey yok. Ama başkaları istiyor diye boşanmayacağız. Çınar, daha fazla zorlaştırma lütfen. Bak, hepimiz için en iyisi bu. Benim savaşacak gücüm kalmadı artık. Deniz, bana bak. Deniz, gözümün içine bak. Çınar, lütfen yapma bunu. Asıl bana. Asıl sen yapma bunu bize. Aysel anne istiyor diye vazgeçmeyeceğim senden. Vazgeçmeyeceğiz birbirimizden Deniz. Denedim Çınar. Denedim, ben senin söylediklerine inanmayı istedim. İnanmaya çalıştım. Ama olmadı. Olmayacak. Çınar, ben annemi ezip geçemem. Lütfen anla artık beni. Cevap ver bana lütfen. Anne şey... Öykü giymek istemedi ama... Ben de şey dedim hani... Madem böyle bir elbise tasarladın dedim... Neden senin üstünde görmeyelim? Leyla Hanım... Ben hemen çıkartabilirim. Çıkarma bence. Çok yakışmış. Hatta defileden sonra senin olsun. Çok, çok teşekkür ederim Leyla Hanım. Deniz, ben senden vazgeçmeyeceğim.
Bunu Aysel anne de anlamak zorunda. Bir şey değişmeyecek ki Çınar. Bir anla artık beni, lütfen anla. Ben ne senin ne annemin üzülmesini istemiyorum. Peki sen? Sen üzülmeyecek misin Deniz? Rahatla artık Öykü. Bak annem bile karşı koyamadı senin güzelliğine. Öyle mi diyorsun? Ya yoksa seni mi kırmak istemedi? Ya of Mert, keşke senin adına uymasaydım. Ödüm koptu Leyla'nın kızacak diye. Kızmadı ama. Üstelik çok beğendi. Umarım dediğin gibidir. Onun gözünden düşmek istemiyorum. Öykücüğüm. Annemden bahsediyoruz burada. Bir kıyafet için senin gibi yetenekli bir tasarımcıya neden kızsın? Ha? Asma artık suratını. Hem bak çok yakıştı. Aşırı beğendim ben. Çınar, Çınar, Çınar bir dur, bir dur lütfen ya. Çınar lütfen beni biraz olsun seviyorsan yapma bunu. Bırak beni. Deniz, ben seni çok seviyorum. Ben senden boşanmak istemiyorum. Bana güven ve benim yanımda ol. Ben senden başka bir şey istemiyorum. Bak bizim sevgimiz Aysel annenin öfkesini dindirecek. Buna inan. Neden her şeyi bitmiş boşanmışız gibi davranıyorsun? Aşkımıza bir şans daha ver. Son bir şans. Evet avukat bey. Biz vekaleti aldık. Siz boşanma sözleşmesini hazırlayın. Kızım imzalamaya hazır. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Bizim bir şansımız daha yok Çınar. Boşanmak zorundayız. Bitti. Hoşça kal. Hepinizi tebrik ederim. Kreasyon çok güzel oldu. Senin beğenmen bizim için çok önemli anneciğim. Bakalım davetiler de beğenecek mi? Leyla Hanım, sizinle çalışmaya başladığından beri ilk defa bu kadar heyecanlandım. Yani tüm camia bu defileyi bekliyor. Umarım altından kalkabiliriz. Benim defileye güvenim tam. Tebrik ederim Öykü. Çok iyi iş çıkardın. Anneciğim, Öykü'nün tasarımları her yerde konuşulmaya başladı. Bu defile hem Öykü için hem de bizim için çok büyük bir dönüm noktası olacak. Kesinlikle katılıyorum. Teşekkür ederim Leyla Hanım. Elbiseleri özel kutularında saklayalım Öykü. Sıvıya ve darbeye karşı özel kutular sipariş edildi. Yarın gelir Leyla Hanım. Aferin Öykü. İyi düşünmüşsün.